Sektör güçlü bir sektör. Türkiye'de veya dünyada lider olabilecek bir sektör. Eğer ki farkındalık yaratabilirsek veya farkında olursa gerekli kişiler, bunu başaracağımızı zannediyorum. Şunun için biz 3 sene önce, 3 senedir mücevher sektörünün, altın sektörünün stratejik bir sektör olduğunu söylüyoruz. Evet. Türkiye'de sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi üretimden, altın üretiminden mücevher üretimine, mücevher üretiminden ihracata giden yoldaki en önemli sektörlerden ve katma değerli sektörlerden bir tanesi mücevher sektörü. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi 42 ton altın ürettik. Evet. En son Dünya Altın Konseyi'nin ve Altın Madencileri Derneği'nin yaptığı açıklamada da 6500 ton çıkarılmayı bekleyen altınımızın olduğu belirtiliyor. Bunun yaklaşık 1400-1500 tonunun yerlerinin belirlendiğini, diğerleri için de araştırma yapıldığını söylüyor. Dolayısıyla ben burada bütün dünya şartlarında üretim sisteminin kullanılarak, çevrede dikkate alınarak altın üretiminde herkesin hassas olmasını ve bu konuda devlete destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir petrol kadar, bir doğal gaz kadar önemli. 6500 ton dediğiniz şey bugün 300 milyar dolar yapıyor. Tabii. Onun için çok önemli Ali Bey. Oradan başladığımız zaman da mücevher ihracatına baktığımızda 2020 yılını 2019'a göre geride kapattık. Fakat şöyle bir şey vardı. Biz 2020'nin Ocak ve Şubat ayında %40 yukarıya doğru giderek hızlı bir ivmeyle dünya liderliğine doğru yol alıyorduk. Hedefimiz şu anda dünya pazarından, dünya mücevher ihracat pazarından %5 pay alıyoruz. Hedefimiz %10 pay almak ve bu %10'luk payı da 2023 yılında yetişeceğiz ve 2023 yılında da 12 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız diye bütün hareketlerimizi yaptık ve çalışmalarımızı yaptık. Onun için de 2020 pandemi öncesinde Ocak ve Şubat ayında %30-35'lere varan bir ivmeyle devam ediyorduk. Pandemiden sonra maalesef dediğim gibi en zor sektörlerden bir tanesi mücevher sektörüydü ve ortalama %20-%30 civarında bir düşüşle kapattık her şeye rağmen. Fakat şunu söyleyebilirim. En son Haziran ayındaki verilerimize baktığımız zaman 2020'ye göre %50 yukarıdayız. 2020'ye göre mücevher ihracatında %50'ye yukarıdayız. En önemlisi bizim esas hedefimiz olan 2019 yılına göre de %14 yukarıdayız. Evet. Yani biz 2019 yılı mücevher ihracat rakamlarımızı yakaladık ve 2023 hedeflerine doğru gidiyoruz. Ancak 2020 yılındaki yüksek cari açığa etki olan altın 25 milyar dolarlık bir ithalat yaptık. Bu ithalatın mücevher sektöründen dolayı olduğu intibasından dolayı hükümetin aldığı bazı kararlar bizim bu %10'luk hedefe gitmemiz yolunda bize engel oldu, olmakta. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Eğer bunları da ortadan kaldırabilirsek ki kaldırabilecek gibi gözüküyoruz. Biz hala her şeye rağmen 2023 yılı %10 dünya payı ve 12 milyar dolar hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Yani bu 2020 yılındaki altın ithalatının kuyum sektörünün ihtiyacı dolayısıyla değil de işte diğer Merkez Bankası'nın ve diğer kurumların rezerv biriktirme ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla hani kuyum sektörüne mal edilmesi bir anlamda sizin işinize sekte vurdu, öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Oradaki 25 milyar dolardaki biz şunu da hakkını vermem gerekiyor. Çok önemli. Özellikle bu 2020 yılında bu 25 milyar dolarlık cari açıktan sonra doğal gaz ve enerjiden sonra ikinci en büyük cari açığa etki olan sektör mücevher sektörü olarak görüldü. Ve bütün bize dokunan bakanlıklar ve yerler, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Altın Borsası, Hazine ve Kambiyo, Merkez Bankası, alelacele herkes kendisi bizimle alakalı bir şeyler çıkardı. Evet. Biz kendilerine bunun yanlış olduğunu, bizim bu oyunda yerimiz olmadığını, altını bizim almadığımızı, 25 milyar doların içinde son 10 senedir
dahili işlem rejimi kapsamında gelen altının, yani ithal edilip işleyip gönderilen altının %20'ler civarında olduğunu, bunun 4,5 milyar dolar olduğunu ve biz getirdiğimiz altını 6 ay içinde işleyip gönderdiğimizi söylememize rağmen maalesef yeni farkına varıldı bunun bizden dolayı kaynaklanmadığını. 25 milyar doların kaynaklanmasının sebebi, ben bunu en son geçen hafta Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'la konuştum, şemayla gösterdim. Dolayısıyla burada 2020'de ben ona şunu diyorum, kusursuz fırtına diyorum. Evet. İnanılmaz bir fırtına oluştu 25 milyar dolarla alakalı. Bizim cari açıkla sıfır ilişkimiz var. Sıfır ilişki. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Eğer ki mücevher sektörünün içerisindeki külçe altın ithalatını ve ihracatını çıkarırsanız, biz mücevher sektörü olarak cari fazla veren bir sektörüz. Bakın mücevher sektörü diyorum, evet. Altın sektörü demiyorum. Tabii. Mücevher sektörü olarak ihracat ve ithalatımıza bakarsanız, turizm ihracatını da bunun içine koyuyorum. Bizim yaklaşık 4,5-5 milyar dolar ihracatımız var. 4,5-5 milyar dolar da turizm ihracatımız var. Biz bugün turizm gelirlerindeki o 650 dolarlık kişi başı harcamaya en büyük katkı yapan sektörüz.